Kanal Ekonomi'den iyi akşamlar. Bu akşam Mesan Kilit Genel Müdürü kıymetli Mustafa Mertöz'de hem kilit sektörüne bir ihracatı konuşacağız. Pandemi sonrası pazarlarda vaziyet nedir? Bu meseleyi ele alacağız. Dün bir fabrika açılışındaydık. Sevgili Adil Pelister'in, Kim Gaye Birliği Başkanı. Hayırlı olsun diyelim buradan. Sizinle de kilit sektörünü konuşalım. Tabii kilit deyince herkes asma kilit anlıyor ama siz başka bir iş yapıyorsunuz. Evet. Biraz ne iş yapıyorsunuz? Ondan bahsederseniz Kanal Ekonomi izleyiciler. Çünkü biz biliyoruz ama izleyicilerimiz bilmiyorlar. Sevgili Ekrem Hoca'ya da selamlar bu arada. Çok teşekkür ediyorum Recep Bey. Herkese iyi akşamlar. Şimdi Mesan Kilit olarak biz endüstri kilit sistemleri üretiyoruz. Endüstri sisteminin elektrik panolarında, iş makinelerinde, iklimlendirme, havalandırma sistemlerinin kabinlerinde, jeneratörlerde birçok bu şekilde endüstriyel alanda kullanılan kilitleme sistemleri yapan şişesi, sızdırmazlık ekipmanları, bunların hepsine biz endüstriyel aksesuarlar diyoruz. Bizim ismimiz kilitten geliyor çünkü 80'li yılların sonuna kadar bile kilitleri de olarak ürettiğimiz için hala da üretiyoruz ama o yüzden oradan geliyor. Aslında endüstriyel aksesuar üretiyoruz biz. İşin özü bu. Ben isterseniz şöyle kısaca devam edeyim. Biz ne yaparız, ne ederiz şeklinde müsaadenizle. Mesan Kilit 90 farklı ülkeye ihracat yapan, Türkiye'de sektörünün birincisi, lideri, dünyada da ilk 5'te olan bir firma. Toplam hasılatımızın %70'ini biz ihracattan kazanıyoruz. Demin ifade ettiğim gibi elektrik sektörüne, gene bu sektördeki sistemleri, menteşe sistemleri, savunma sanayi, medikal sektörü, buradan sonunda bir şeye bağlayacağım, gene medikalle alakalı da şey yapacağım. Savunma sanayi, iş makineleri, jeneratörler, bunun gibi birçok alanda biz kilit menteşe satıyoruz. Tabii bu pandemiyle hiç olmadığımız bir dönem. Çünkü bizim işimiz ürün geliştirmek. Tabii bu süreçte bizim alışık olmadığımız bir, yani kimsenin alışık olmadığı, bizim de alışık olmadığımız bir dönem oldu. Özellikle Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden itibaren biz Mesan Kilit olarak bambaşka bir atmosfere dönüştük. Bambaşka bir şeye geçtik. Özellikle sizin de konuğunuzun da tamam hallettik. Ekrem abi teşekkürler. Sevgili Ekrem Hocam. Teşekkürler. Özellikle Mart ayı itibariyle, ilk vakanın görülmesi itibariyle Mesan Kilit'te biz sosyal mesafe kurallarına uyabilmek için birçok çalışanımızı home office çalıştırmaya başladık. Servislerimizle alakalı iyileştirmeler yaptık. Hemen ilave servisler ekledik. Personelimiz gider gelirken gene sosyal mesafeye uysun diye. Yemekhanemizde, çalışma alanlarımızda birçok şey. Biliyorsunuz Recep Bey, Mesan Kilit'te en önemli konulardan bir tanesi personeline verdiği önem, personeline verdiği değer. Biz her ne kadar ihracatçı da olsak, bu kadar böyle özel projeler yapıyor da olsak, savunma sanayine, otomotive, ama bizim için en önemli konu, 1 numaralı konu bizim personelimiz. Ondan sonra tedarikçimiz, müşterilerimiz. Gerçekten bu süreçte biz hep beraber, mesela şöyle bir hikayemiz oldu. Biz bunu da böyle anlatmadan şey yapamayacağım. Kusura bakmayın, uzattım. Estağfurullah. Bu pandemi hikayesi başlar başlamaz. Tabii biz Silivri bölgesinde ikamet ediyoruz şirket olarak. Çevredeki hastanelerden, birçok yerden talepler gelmeye başladı. Çünkü ekipman eksikliği ilk başta gerçekten, özellikle bu ilk hastanın ilan edildiği günden itibaren ekipman eksikliği çok fazlaydı. Tabii hastanelerden ne yapabilir şeklinde bize talepler geldi. Biz Silivri Devlet Hastanesi'ne, oradaki birçok özel hastaneye çok özel yoğun bakımlarda kullanılacak şekilde özel filtreli maskeler tasarladık. Kendi 3 boyutlu cihazlarımızda bunları işledik. Bunları CNC'lerimizde işledik. Yüzlerce doktora yoğun bakımda kullanılması için sağlık personeline bunlar dağıtıldı, verildi. Hatta bunu takip eden doktor arkadaşlarımız bununla ilgili de faydalı model aldılar. İleride bu da gene Mesan tarafından bizim gündemimizde, bunun da şeyini yapacağız. Tebrik ediyorum. Beyaz eşya sektörü, otomotiv sektörü bu hastaneler konusunda ciddi tedarik sağlamışlardı. kilit sektörünü bilmiyorduk. Mesan da burada önemli bir görev üstlenmiş. Hakikaten ülkemizin sanayisinin ne kadar esnek olduğu, kriz durumlarında ne kadar gönüllü olarak hiçbir yerden destek... Amerika'da biliyorsunuz Trump'a çağrılar yapıldı. Savunma yasasını devreye al. Evet. Solunum cihazı üretilsin. Bizde hiç öyle bir şeye gerek kalmadan bizim kendi sanayimiz, sanayicilerimiz gönüllü olarak bu işe hemen el attılar. Hastanelerimiz derhal. Aslında Türkiye'de üniversite sanayi işbirliği yok diyoruz ama demek ki sağlık sektörüyle sanayi işbirliği gönül bağı varmış. Sevgili Mertöz, şey sürecinde, pandemi sürecinde tabii kapasiteler çok aşağıya düştü. Tabii. Haliyle yani izolasyon şeyi kapsamında ama siparişler de düştü mü sonraya mı ertelendi? Yani iptaller oldu mu sonraya mı ertelendi siparişler? Nasıl oldu? Çok güzel bir soru gerçekten. Biz de şöyle aslında tabii ki Nisan ve Mayıs ayı bir şoklama oldu. Aslında biz normalde Mesan Kilit 4-5 haftalık terminlerle çalışan bir firma. Yani siz bana bugün sipariş verdiğinizde X bir ülkeden 4-5 hafta sonra yükleme yapabiliyoruz programımız gereği. Bu süreçte biz ilk hastanın Türkiye'de ilan edilmesinden sonra Nisan ortasına kadar aslında öyle bir siparişle alakalı tabii ki Türkiye'de bir şey oldu ama bu yavaş yavaş büyüyen bir şok haline geldi Recep Bey. Özellikle Nisan ortasından Haziran başına kadar siparişlerde azalma oldu. Çünkü bizimle eş zamanlı İtalya, Almanya, İngiltere onlar da üst üste şoklar yaşayınca tabii ki siparişlerde Nisan ortası itibariyle bir azalma başladı. Ama Haziran sonrasında da yani özellikle 15 Haziran sonrasında da çok ciddi bir nasıl diyeyim birikmişliğin patlaması diyelim, birikmişliğin yansıması mı diyelim ciddi bir siparişlerde hareketlenme gördük. Biz şu ana kadar bu birikmişlikle beraber memnunuz halimizden. Özellikle 15 Haziran sonrası için konuşuyorum. Şu anda memnunuz. Ama şöyle bir şey var şimdi Avrupa biliyorsunuz şimdi özellikle otomotiv endüstrisinde de birçok firma bazıları normalde 4 hafta bakıma alırdı. Bazıları 3 hafta alırdı. Avrupa'da birçok firma en azından 2 hafta şu anda fabrikayı bakıma alacağını duyurdu. Türkiye'de keza TOFAŞ da öyle. Evet. Böyle 2'şer haftalık şeyleri olacak. Durma periyotları bakıma alacaklar. Ağustos için çok şey değilim ama ben artık o şoklama döneminin geçildiğini düşünüyorum. Siparişler anlamında. Pandemiden ilk çıkan ülke Çin oldu. Sizin de Çin'le yönelik bir atağınız vardı yakın zamanda konuştuğumuzda pandemi öncesinde şirket olarak. Orada işler nasıl gidiyor? Oradaki işbirlikleri veya oraya yönelik, o pazara yönelik hamleler nasıldır? Pandemide gerçekten çok etkilendiler. Özellikle şöyle söyleyeyim, Kasım sonu Şubat ortasına kadar Çin'de inanılmaz bir resmen tüm şalterler indi diyebilirim. Bizim neredeyse satışımız sıfıra indi. Şu anda orada da bir birikmişlik var, inanılmaz bir yoğunluk var Çin'de ve inanılmaz bir talep patlaması var Çin'de Recep Bey. Yani Çin'de biliyorsunuz biz Çin'e çok emek de verdik. Başkanla defalarca yani onlarca kez Çin'e gittik. Çin'de kendi firmamız var. Bu Çin operasyonu gerçekten insanlar sadece mal almak için, ürün satın almak için düşünüyorlar ama Çin öyle bir pazar değil. Çin'de eğer siz doğru fiyatı ve doğru kaliteyi yakalarsanız kesinlikle Çin'de çok farklı satışlar gerçekleştirebilirsiniz. Çin'i önemli bir pazar olarak görmeli ihracatçılarımız diyorsunuz. Peki şey tarafı biraz içeriye döneceğim Türkiye tarafına. Yerli otomuzun TOG'un nihayet temeli atıldı fabrikanın 22 milyar TL'lik bir yatırım. İnşallah Türkiye yerli otosuna kavuşacak. Bir takım eleştiriler var işte yok motoru şuradan öbürü buradan bu nasıl yerli oluyor diye. Yani tabii bu işi anlamayanların söyledikleri şeyler biraz çok fazla da artık onlara laf söylemek istemiyorum. İnşallah bu ürün yollara çıktığı zaman hepimiz nasıl bir katma değer oluşturduğunu o sinerjinin ülkeye nasıl bir katkı sunduğunu göreceğiz ama siz de dediniz ki bu otomobilin kilitleri bizden olsun biz yapalım. Hemen ona da bir şey yapayım. Biliyorum, ama tabii üstadlar burada nasıl karar verecek, elektromekanik sistemler neler olacak? Çünkü her şeyin en üstünü kullanmak istiyorlar. Her şeyin en iyisini yapmak istiyorlar. Bizde hem bizi de geliştirebilecek şeyleri var. Ekip gerçekten fikren o kadar olayı ileride tutuyor ki yani şu anki mevcut bu şekilde üretilen elektrikli araç diyeyim basit tabirle, bu elektrikli araçların hepsinden veya çoğundan üstün bir araç yapılıyor ve tasarlanıyor her anlamda. Mekanik anlamda, bu teknolojik anlamda da üstün araç. Parçaları da varsın, dışarıdan olsun. Yani bu şeyi başardı bizim mühendislerimiz gerçekten. Biz bu şeyle yerli araç konusunda gene söylüyorum, herhangi bir şey olduğunda biz sonuna kadar arkasındayız. Hem sattığımız ürünlerin değerinden de biraz bahseder misiniz? Çünkü hep diyoruz ya katma değerli ihracat, katma değerli ihracat diye. Memnuniyetle. Şimdi Recep Bey, biz bağlı bulunduğumuz İhracatçılar Birliği'nin ortalama kilogram ihracat fiyatının 3 katından daha fazla değer olarak bir ihracatımız var. Kilogram ihracat başına. Şimdi biz demir dışı ihracatçılar birliğine bağlıyız. Ortalama 2.7 dolar ihracatları var. Biz bu sene 9 doların üzerinde ihracat yapmayı öngörüyoruz. Şimdi bu 9 dolarlık ihracat da bizi tatmin etmiyor. Çünkü biliyorsun Mesan Kilit özellikle geçmiş 5 sene ve önümüzdeki 5 senelik dönemde yaptığımız yatırımlarla, teknoloji için getirdiğimiz yeni ekipmanlarla bu hedefimiz bizim 15 dolarlara çıktı. Biz 8-9 dolarlarda şu anda hedefliyorduk. Bunu başardık, ilk 5 seneki şeyimizi. Şimdi 15 dolar hedefliyoruz. Bunu nasıl başaracağız? Sohbetlerimizde de böyle paylaşıyorum. Biliyorsunuz biz yeni havalimanının elektromekanik sistemlerini yaptık. Biz burada neler yaptık? Özellikle şehir hastanelerinin elektromekanik sistemlerini yaptık. Singapur borsasının kilit sistemlerini yaptık. Şu anda Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da birçok telekomünikasyon firmasının elektromekanik sistemleriyle ilgili teklifler verdik. Takip ediyoruz. Çok yakın zamanda, yani bu pandemi gerçekten bizi ani bir frenletti, ani bir yavaşlattı. Ama bu kesinlikle bu süreç ilerleyecek. Söylediğim gibi hedefimiz 15 dolar. Mesan Kilit Türkiye için önemli bir değer. İnşallah tekrar ilerleyen günlerde, haftalarda yeni gelişmeler olursa sizi tekrar ağırlamak istiyorum burada. Çok teşekkürler. Sevgiler, saygılar. Bu arada bütün güzel değerli izleyicilerimizin güzel düşünceleri, mesajları için teşekkür ederim.